Açıkçası ben 18 yıldır reklamcılık yapıyorum. Dolayısıyla televizyonda gördüğüm, Instagram'da gördüğüm ya da online mecralarda gördüğümüz her tür reklama karşı biraz temkinli yaklaşıyoruz biz normal insanlara göre. Arkasında bir şey olabilir mi, ne söylemeyi istiyor, ne vaat ediyor tüketiciye diye bakıyoruz. Bu kampanya özelinde de bir takım arabalar, lüks arabalar, işte yüzlerce telefon ve benzeri ürünlerin karşılıksız hediye edildiğini gördük. Dolayısıyla bu noktada insan şunu sorguluyor. Diyorsunuz ki yani legal mecralar dururken, konvansiyonel mecralar dururken neden bu insanlar online mecra üzerinden bir sürü ünlünün itibarını kendine siper ederek bu böyle bir kampanya yürütme gereği duydular. Önce bunu sorgulayarak başlıyorsunuz. Dolayısıyla orada beni tedirgin eden açıkçası bir durum vardı. Şimdi markanın sahibi 25 yaşında genç bir adam. Daha önceki ticari girişimlerine dair, işlerine dair de herhangi bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bu kadar para harcaması bir kere şüphe uyandıran bir durum. Ben de buradan yola çıkarak aslında tamamen neden bu kadar para harcanıyor, bunun sonunda ne amaçlanıyor diye düşündüm. Biliyorsunuz bir söz var işte bedava peynir sadece fare kapanında olur diye. Yani burada bir fare kapanı kurulmuş. Bir şeyler vaat ediliyor insanlara. Buradan yola çıkarak böyle bir tahminde bulundum ama açıkçası tutacağını da beklemiyordum. Çünkü sonrasında firma çok oturdu, güven sağladı, çok fazla yatırımcısı da oldu. Karşılaştığım tepkiler de bu yaşanan olayı çok doğrular nitelikte. Çünkü ben bir tweet attım. Ertesi gün takipçi sayım 5.000'lere, 6.000'lere vurduğunda beni farklı mecralardaki profillerimden bulup çeşitli tavsiyeler istediler. Açıkçası hamileyim, aşı olayım mı diyen de çıktı aralarında. Abi hangi Bitcoin borsasını önerirsin diyen de çıktı. Yatırım tavsiyesi isteyen de çıktı. Dolayısıyla bizim insanımızın iyi niyeti sebebiyle dolandırılmaya ne kadar yatkın olduğu, ne kadar müsait olduğunu da çok güzel bir göstergesi. Benim bu konularda önemsediğim şeylerden bir tanesi işte bu. Çok güzel gösteriyor. Online mecralarda size influencer'ım, fenomenim, ben bu işi bilirim, bu işin kanaat önderiyim diyen insanlarla ilgili ikinci kez düşünmeli. İnsanların yaptığı işi, bulunduğu konumu sorgulamanız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparsanız ancak doğruya ulaşıyorsunuz. Öbür türlü başka dolandırıcılık hikayelerine kapılıp siz de bir konu haline gelebiliyorsunuz. Gelen tweetler sonrasında bir gün öncesinde normal insanken ertesi gün influencer oldum, kanaat önderi oldum. Bir de kanaat önderi olduğum konu aslında hiç alakamın olmadığı bir Bitcoin borsası meselesiydi. İnsanlar yatırım tavsiyeleri istediler, aşı tavsiyesi istediler. Ülkede korona ne zaman biter diyen var, parti kur, oy verelim diyen var. Dolayısıyla insanlarımız birilerini yüceltmek konusunda, yüreklendirmek konusunda çok nasıl diyeyim, başarılılar. Bizde de işte kapılıp gitmek, birilerinin peşine kapılıp gitmek konusunda bir iyi niyet var fazlaca millet olarak. Dolayısıyla da ertesi gün böyle şeylerle karşılaştım. Bu da yaşananları aslında özeti niteliğinde. Yani para kaptıranların bana yatırım tavsiyesi soruyor olması. Yani şöyle düşünün, o gün itibariyle ben o tweet patladığı gün itibariyle deseydim ki falanca Bitcoin borsası çok başarılıdır arkadaşlar. Güvenle buraya gidebilirsiniz. Emin olun en azından bir 100 kişi hiç yoksa oraya kendi parasını, yatırımını aktarmıştı. Onun için insanlara tek söyleyebileceğimiz şey güvenilir ve büyük yapılar dışında bu tip konularda temkinli davranmaları olacaktır. Adam kara para işinden yargılanan bir adam. Yani nasıl şirket kurdular, nasıl bu yetkiler verildi bu insanlara anlamadım. Benim hani teorim bu sitenin sahibi kimse, hani onunla ortak oldukları yönünde. Şimdi orada mesela 124. sırada mı ne bu adamlar? Pek de bir şey yok haklarında.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.